Yönetmenim, etraf neden karanlık? Ya biz böyle videomuzu çekemeyiz ki. Ya yönetmenim, her seferinde konumuzu söylemenin farklı bir yolunu buluyorsun. Yönetmenimizin de gösterdiği gibi bugün sizlerle ışık kaynakları konusunu işleyeceğiz. Işık yayarak çevremizi görmemizi sağlayan ve etrafını aydınlatan kaynaklara ışık kaynakları denir çocuklar. Işık kaynakları ikiye ayrılır. Doğal ışık kaynakları, yapay ışık kaynakları. Kendiliğinden ışık yayabilen kaynaklara doğal ışık kaynakları denir çocuklar. Güneş bizim en büyük doğal ışık kaynağımızdır. Etrafını sürekli aydınlatır ve hiç kapanmaz, değil mi? Evet, güneşin bir düğmesi var mı? Yok, değil mi? Düğmeye basınca güneş kapanır mı? Hayır, kapanmaz. Ya da düğmeye basılınca güneş açılır mı? Hayır, açılmaz, değil mi? Doğada kendiliğinden var olan bir şeydir. Ve açılıp kapanması için bir insana ihtiyaç duymaz. Güneş bizim en büyük doğal ışık kaynağımızdır. Yıldızlar da yine ışık kaynağıdır çocuklar. Bakın ne kadar güzel parlıyorlar. Ve etraflarına ışık yayıyorlar. Yıldızlar da yine doğal ışık kaynaklarımızdan bir tanesidir çocuklar. Yıldırım düşmesi, şimşek çakması anında ortaya çıkan ışık da yine doğal ışık kaynaklarımızdandır çocuklar. Bazı canlılar kendi ışıklarını kendileri üretebilirler. Ateş böceği, evet, kendi ışığını kendi üretebilen canlılardan bir tanesidir. Deniz anası yine kendi ışığını kendi üretebilen canlılardan bir tanesidir. Mürekkep balığı yine kendi ışığını kendi üreten canlılardan bir tanesidir. Bazı mantarlar da çocuklar kendi ışıklarını kendileri üretebilirler. Bunlar doğal ışık kaynaklarıdır çocuklar. Geçmişten günümüze insanlar karanlıkta bulunmaktan çok mutlu olmamışlar ve etraflarının aydınlık olmasını istemişler. Ya sokakta yürüyorlar, düşünsenize sadece ay ve yıldızın ışığı yeterli gelmemiş insanlara ve bu ışık onlara yeterli gelmediği için yeni ışık kaynaklarına ihtiyaç duymuşlar. Ve aydınlanmak için çeşitli aydınlatma araçları icat etmişlerdir. Bunlardan bir tanesi meşale. Meşale geçmişte kullanılan aydınlatma araçlarından bir tanesidir. Yağlanması yine aydınlatma araçlarımızdan bir tanesidir. Mum günümüzde de hala kullanılan aydınlatma araçlarından bir tanesidir. Evlerimizde elektrik kesildiği zaman hemen gider evimizin bir köşesinde bekleyen mumlarımızı alır ve yakarız. Böylelikle etrafımızı görebilmemizi sağlarız. Bir diğer aydınlatma aracımız ise gaz lambası. Bu benim rahmetli anneannemden kalmış gaz lambası. Onların döneminde etrafı aydınlatabilmek için gaz lambaları kullanılıyormuş. Ben de ondan hatıra olarak saklıyorum. Sizlere de göstermek istedim. Daha sonra çocuklar floresan lambalar kullanılmaya başlamış. Floresan lambalardan sonra ise günümüzde elektrik tasarrufu sağlayan LED lambalar kullanılmaya başlanmıştır. Yapay ışık kaynakları tükenebilecek kaynaklardır çocuklar. Zamanı geldiği zaman, ömrünü doldurduğu zaman yapay ışık kaynağı tükenir ve biter. Bir mumun ne oluyor sonunda? Eriyor, 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 eriyor ve bitiyor. Lambaların da bir ömrü var. Onlar da belli bir ömrünü tamamladıktan sonra biter gider. Kullanılmaz hale gelir. Ama doğal ışık kaynakları öyle değildir. Yapay ışık kaynakları aynı zamanda kullanılabilmesi için bir insana ihtiyaç vardır. Mesela lambayı açabilmeniz için gidip düğmesine basmanız gerekiyor. Kapatmak için yine düğmesine basmanız gerekiyor. Ama bir ateş böceğinin ışık yayması için düğmeye falan basar mısınız? Hayır. Doğal ışık kaynaklarının insan tarafından müdahaleye ihtiyacı yoktur. Ama yapay ışık kaynaklarının çalışabilmesi için insanlar tarafından müdahale edilmesi gerekir. Evet, cep telefonlarınızdaki ışıklar da aynı şekilde çalışabilmesi için aktif hale getirmeniz, dokunmanız gerekiyor. Kapanması için tekrar dokunmanız gerekiyor. Yani yapay ışık kaynakları çalışabilmesi için insan müdahalesi gerekmektedir ve bir ömrü vardır çocuklar. Bunu unutmuyorsun. Ben size az önce doğal ışık kaynaklarını anlatırken güneşi anlattım, yıldızları anlattım ama aydan bahsetmedim. Çocuklar, ay doğal ışık kaynağı değildir. Eğer beni şu an gündüz izliyorsanız evinizin ışık gelen bir köşesine gidin, elinize bir tane de ayna alın. Işığın aynanın üzerine gelmesini sağlayın. Daha sonra aynayı hareket ettirdiğiniz zaman aynadan ışığın yansıdığını, duvarlara geldiğini görebileceksiniz.
Ay da aynı şekilde güneşten aldığı ışığı dünyaya yansıtır. Ayna gibi ayna görevi görür. Ama doğal ışık kaynağı değildir. Bir ışık kaynağı da değildir. Ayna bir ışık kaynağı mıdır? Değildir. O zaman ay da bir ışık kaynağı değildir. Bunun dışında ışığı yansıtan bazı eşyalar daha var. Mesela fosforlu kıyafetler. Karanlıkta dışarıda çalışan insanlar fosforlu kıyafetler giyerler. Mesela trafik polislerimiz akşam görev yapıyorlar ve görev esnasında karşıdan gelen araçların kendilerini görebilmesi için fosforlu kıyafetler giyerler. Arabanın farından gelen ışık kıyafetle temas ettiği an kıyafet ışığı yansıtır. Ve bu esnada şoför karşıda bir kişinin olduğunu görür. Bu polis olabiliyor ya da başka bir kişi. Mesela evet, temizlik görevlilerimiz de akşam çalışıyorlar. Onlar da üzerlerine fosforlu kıyafetler giyiyorlar. Aynen, fosforlu kıyafetler araçların farından çıkan ışığın kıyafete vurmasıyla ışığı yansıtıyor ve böylelikle şoförün kişiyi görmesini sağlıyor çocuklar. Trafik levhaları da aynı şekildedir. Trafik levhaları da fosforludur ve karşı taraftan şoförün trafik işaretlerini görmesini sağlar. Nasıl görür onlar da? Aracın yine farından gelen ışık trafik levhasına temas eder. Levha ışığı yansıtır ve şoför rahatlıkla trafik levhasını görür ve uyarı ve ikazları dikkate alır. Bir videomuzun daha sonuna geldik çocuklar. Ama sizden bir ricam var. Eğer kanalımıza hala abone olmadıysanız lütfen hemen aşağıda bulunan abone ol linkine tıklamayı unutmayınız. Sevgiyle kalın, mutlu kalın, okul sokağında kalın, hoşça kalın.